Sevgili seyirciler, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde özellikle pandemi sürecinde önemi bir kez daha artan bel ve boyun fıtığı konusunda panel düzenlendi. Uzman doktorlar merak edilen tüm konulara açıklık getirdi. Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'ndan herkese merhabalar. Kanal 58 İstanbul temsilcisi Esra Polat'ın hazırlayıp sunduğu Şifa Kapısı programının bu haftaki konusu bel ve boyun fıtığı oldu. Düzenlenen panelde Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Çetin Ayhan Evliyaoğlu, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Uzman Doktor Şenay Sıldır önemli bilgiler verdi. Ayağımızı her attığımızda beyin kafatasımıza bir ağırlık hissederdik öbür türlü, çekiç vurur gibi. Halbuki o yastıkçıklar bize süspansiyon görevini görüyor. Aynı arabaların o yayları gibi bu şekilde koruyor. Genelde bu hastalar öne doğru eğik, kendilerini daha rahat hissederler. Dik durdukları zaman ağrıları, bacaklarında uyuşmaları, bazen ileri safhalarda idrar kaçırmaları meydana gelebilir. Evet. Bu yüzden hani biz bunları değerlendiririz, kanal çaplarını ölçeriz işte çektiğimiz o tanı yöntemleriyle. Ve ona uygun tedavi yöntemlerini söyleriz. Ameliyatlarda ona göre yapılır kanal darlığı tedavisi. Hastanın genel durumuna, yaşına uygun tedavi yöntemi belirlenir. Belde, boyunda, sırtta fıtıklar oluşabiliyor. Doğumsal olabilir. Yaşa bağlı disklerin içindeki sıvının azalması ve disklerin çökmesiyle meydana gelebilir. Travmalardan kaynaklanabilir. Düşmelerden kaynaklanabilir. Ağır çalışma şartlarından kaynaklanabilir. O zaman da kol ağrıları, evet, sırt ağrıları, boyun ağrıları, boyundan başa vuran ağrılar, kollarda, parmaklarda uyuşukluklar meydana gelebiliyor.